haftanın 3 günü sürekli arka arkaya kesinti oluyor. Bizim işimizi aksatıyorlar. Mağduruz. Kongren olmuş, bu sorunu çözmelerini istiyoruz. Makinelerimiz bozuluyor. Gidiyoruz, şikayet ediyoruz. Diyorlar ki bize bütün beyaz eşyalar gidiyor. Makineleriniz eskimiş, ondan bozuluyor. Elektrikten demiyorlar ama elektrikten bozuluyor. Yağmur yağar, teler ıslanır, hemen elektrik kesilir. Güneşten teler ısınıyor, erir ve erimesin diye tekrar kesilir. Yani artık şaşırdık kaldık. Çare arıyoruz. Her hafta 7-8 saatlik hafta sonları elektrik kesintisi yapılıyor. Sözde yıllardır düzeltiyorlar ama hiçbir şeyin düzeldiği yok. Her geçen zamanda daha kötüye gidiyor. Şu anda anlık kesintiler oluyor, hala oluyor yani. Almanya gibi bir ülke güneş enerjisinden yararlanırken, Almanya gibi bir ülkede de güneş çok az görülüyor. Bizim şehrimizde hemen hemen 11 ay güneş görülüyor fakat güneş enerjisinden yararlanamıyoruz. Yıllardır yapılan bu masrafı yenilenebilir enerjiye verebilseydik şu anda kendi elektriğimizi üretiyor olacaktık. Emeğimiz sanatımı geriletiyor. Artık kendileri düşünsün. Sanki sadece Samandağ'ın özgü bir şeymiş gibi hiçbir kurum doğru dürüst işlemiyor Samandağ'ında. Artık üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Samandağlıların TEDAŞ'a tepkisi sürüyor. Hem vatandaş hem esnaf TEDAŞ'ın zamansız kesintilerinden muzdarip. İşimiz atıyor. Ne diyebilirim daha? Ne zamandan beri bu sıkıntı var? Bayağı oldu, bayağı yani. Elektrik kesildiği zaman işimiz atıyor, çalışamıyoruz. Öyle halim. Talebiniz? Talebim daha iyi olmasını isterim. Kesilmesini istemiyorum. Peki de bir elektrik sorunu var bizim burada Samandağ'ında. İşlerinizi nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor. İçeride duramıyoruz, patlıyoruz sıcaktan, çalışamıyoruz. Makine duruyor bu elektrik kesildiğinde, hiçbir şekilde çalışmaz. Benim burada 5-6 tane dolap arızalı şu anda. Her ikide bir gidip bir geliyor, bir gidip bir. Sabahın uyanırsa su yok. Öğlen zamanında bizim burada sattığımız gıda, boyunca benzemez. Gıda, yani 2 saat eğer dolapta etler 2 saat her ikisi kalırsa yani bozulmaya mahkum bu kesinlikle. Burada kaç kilo et attığımızı kimse bilmez. Allah kadar güzel bir memlekette elektrik kesintisi çok zor. Biz esnaf olarak bu durumdan çok şikayetçiyiz. Öğrenci olarak, millet olarak, Samandağ halkı olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Yetkilileri derhal göreve davet ediyoruz. Bu elektrik kesintilerinin olmasını istemiyoruz artık. Evimiz elektrikler kesildiği zaman burada karlıkta kalıyoruz, şey arıyoruz. Teki aradığımız zaman tam kayda alındı, size mesaj gelecek. Mesaj geliyor ama yapılmıyor. Ya bugünlerde bu tarihte 4 saat, 3 saat, 5 saat elektrik arızası olur mu? Dün mesela 3 saat sabahleyin elektrik gelmedi. Kasabından kuyumcusuna, köşkerinden terzisine kesintiler Samandağ'da hayatı durma noktasına getiriyor. Sürekli biz elektriğe yani ihtiyaç duyuyoruz. İşimiz engelleniyor elektrikler gidince. Lütfen her zaman böyle kesmesinler bu elektriği. Bir türlü bir çare bulunamadı. Her nedense bu Samandağ'ın mahpus kaderini değiştireceğiz diye hala değişmedi. Umarım kısa süre içerisinde sizin paylaşımlarınızla, bizim vereceğimiz tepkilerle bu elektrik kesintilerinin sonu olur. Artık biraz 21. yüzyılında yaşıyoruz. Gerçekten çok ilkel bir durumdayız. Yani umarım artık bu sese kulak verirler ve bu sıkıntı giderilir. Samandağlılar seslerine kulak verilmesini istiyor. Birlikten kuvvet doğalar. Bir olmadıkça hava da kesilecek.